Buraya kadar hep tek boyutta harekete baktık. Şimdi gündelik hayatta düşündüğümüz zaman nesnelerse tek boyutta hareket etmezler. Sağa giderler, sola giderler, ileri geri, yukarı aşağı çok daha karmaşık hareketler yapabilirler. Şimdi öncelikle tabii bu hareketi nasıl tasvir edeceğiz? Onun için yeni matematiksel araçlara ihtiyacımız var. Tek boyutta harekette bize sadece bir sayıyı bilmek, işte artı şu uzunluk ya da eksi bu uzunluk bunu bilmek, nesnemizin konumunu bize tam olarak bulmamıza, matematiksel olarak yazmamıza imkan tanıyordum. Ama şimdi üç boyutta hareketi düşündüğünüz zaman bir nesne şuradan başlayacak, buraya hareket edecek. Şimdi burada bile konumunu gösterirken yaptığımız şey bir yön belirtiyoruz. Parçacığımız şu tarafta diyoruz. Ve diyoruz ki bu tarafta benden 2 metre uzaklıkta. Konumunu belirtmek için iki şeyi söylememiz gerekiyor mutlaka. Hem hangi yönde ve o yönde ne kadar uzaklıkta. Şimdi ne kadar uzaklıkta olduğunun bir öneminin olması için öncelikle tabii bir referans noktası belirlememiz lazım. Üç boyutlu harekette de mutlaka bir referans noktası belirleyeceğiz. Ondan sonra konumu tasvir etmek için yön ve uzaklık bilgisi içeren nesnelere ihtiyacımız var. Şimdi bunu biraz daha genelleştirebiliriz. Yön ve bir büyüklük bilgisi taşıyan nesnelere genel olarak vektörler diyeceğiz. Şu yönde 3 metre dediğimiz zaman aslında biz matematiksel olarak bir vektör tanımlıyoruz. Şimdi gösterme olarak, sembolik olarak yazacağımızda daha önce mesela konumunu belirtirken x diye bir sembol kullandık. Şimdi mesela konumunu belirtirken veya da vektörleri genel olarak belirtirken yine bir sembol kullanacağız. İşte r diyeceğiz, a diyebiliriz, b diyebiliriz. Şimdi biraz daha vektörler tartışmasını biraz daha genel yapmak için a, b gibi vektörler kullanalım. Yazarken bunun vektör olduğunu belirtmek için mutlaka A'nın üzerine bir tane ok koyacağız. Bu bize diyecek ki ne zaman bir ok gördüğümüz zaman bu bir vektör. O nesne iki bilgi taşıyor. Hem yön bilgisini taşıyor hem büyüklük bilgisini taşıyor. Yok biz bu A vektörünün büyüklük bilgisini kullanmak istiyorsak yön bilgisini kullanmadan o zaman bu vektör işaretini koymayacağız. Yani bu sadece genel kullanımdır. Kitaplarda da kitaplarda görürseniz vektörleri bazen koyu harfle yazarlar, bazen vektör işaretiyle yazarlar. Ama genel olarak koyu harfle ya da üzerinde vektör işareti olarak gördüğünüz şeylerden her zaman için onun bir vektör olduğunu, bir başka deyişle hem bir büyüklük hem bir yön belirttiğini, vektör işareti konmadıysa o zaman da onun bir vektörün sadece büyüklüğünü belirttiğini anlamamız gerekiyor.